Merhaba arkadaşlar, Ay'daki Adam'a hoş geldiniz. Bugünkü konuğum eski bir devlet bakanı, aynı zamanda Merkez Bankası Başkanı Yaman Törüner. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Yeni bir kitabı da var. Bir sürü kitabı var ama Ekonomiyi Bir de Benden Dinleyin adlı yeni kitabını okudum. Gerçekten okudum hocam. Üzerine kahve döküldüğünü de buradan görebilirsiniz. Ekonomi konuşacağız. İlginç bir kitap bu. Çok çabuk devlet kademelerine girmişsiniz. Yani 71'de ekonomi okulunu bitirmişsiniz. Hemen de devlette üst kademelerde başlamışsınız. Nasıl oldu o? Ben 72 yılında Merkez Bankası Teftiş Kurulu'na girdim. Bürokrasiye girdiniz yani. Bürokrasiye öyle başladım. Müfettiş yardımcısı olarak. Orayı birincilikle kazandım. Zaten 320 kişi girdi, bir kişi aldılar. Onun için mecburen birincilikle kazanmış olduk. Sonra müfettiş oldum 3 yıl sonra. Amerika'ya gittim. Federal Reserve Bank'ta çalıştım. Amerikan Merkez Bankası'nda 1,5 sene. Oradan dönünce beni müdür yaptılar. Orada çok detaylı çalıştım. Zaten Federal Reserve'e Türkiye'den ve dünyadan ilk giden kişi bendim. Başvuru mu yaptınız? Başvuru yaptım. Resmi başvuru yaptırdım daha doğrusu Merkez Bankası'na. Benden sonra sadece Fransa Merkez Bankası'nı kabul ettiler. Fakat benimle çok ilgilenildi. Beni bütün bankaların chairmanleriyle öğlen yemeği yedirdi. Bütün Amerikan bankacılık sistemini tek tek öğrettiler. Washington'a gittim. Dünya Bankası, IMF, Exim Bank, Controller of Currency, New York State Bank. Buradaki amaç ne? Türkiye'de birisi bu sistemi bilsin diye mi? Bilsin diye belki de. Çok detaylı bilgi edindim. Sonra beni müdür yaptılar. Bu müdürlükler önemli. O zaman döviz sıkıntısı vardı. Bu arada Türkiye'de iktidarda kim var? Özal daha gelmemişti. Özal'dan önceki yönetim. Süleyman Demirel, Ecevit. Borç ertelemelerini yaptım. Türkiye'nin bütün dövizini yönettim. O zaman döviz sadece Merkez Bankası'ndaydı. Bankaların döviz tutma pozisyonu yoktu. Gençler bilmez onu. O dönemde döviz alamıyordunuz. O sırada bütün döviz tahsislerini ben yapıyordum. İyi bir döviz yönetimi yaptık. Ama kapalı ekonomi zamanı işte. Turgut Özal gelmeden biraz önce ben Londra temsilciliğine atandım. Orada çalışmaya başladım. Orada 2 sene kaldım ve Türkiye için nasıl bir ekonomi sistemi olması lazım diye Londra'da hazırlık yaptım. Sonra dönünce onları uygulama fırsatı buldum. Özal da gelmişti. 82'de ya da 83'te Turgut Özal geldi yanlış hatırlamıyorsam. Tabii benim bu bahsettiğim şey 85-86 oluyor. Dünyada da liberalizm rüzgarlarının estiği zamanlar Türkiye'de demin bahsettiğiniz kapalı ekonomiden çıkıyor. Yani işte kapalı ekonomiden çıkma operasyonu. Siz o sırada tabii, bu operasyonun aslında başındasınız. Tabii. Kitapta bunu eleştiriyorsunuz çünkü yani liberal ekonominin çok ileri gittiğini söylüyorsunuz. O zaman ne düşünüyordunuz? Yok, o zaman tamamen liberal ekonomiyi düşünüyordum. Şimdi de liberal ekonomiyi düşünüyorum. Orada yazmamın sebebi bazı aksaklıkları var. Çok fazla dövize hakim olanların sömürüsü ortaya çıktı dünyada. O nedenle eleştiriyorum. Yoksa ben liberalim, kapitalist sistemi savunan bir tipim yani. Ama bazen komünizme kadar gidiyor kitapta. Bir ezilme durumunu da çok... Hayır, şimdi olay şu, ekonomi politikasına karar verirken mutlak surette nüfusun yapısına bakmak lazım. Nüfusun yapısına bakmadan verdiğiniz kararlar yanlış olabilir. Ve dünyanın neresinde olduğuna bakmanız lazım. Siz dünyanın neresindesiniz? Sizden menfaat umanlar ne şekilde hareket ediyorlar? Ve dünyanın en ileri sistemleri neyi hedef koymuşlar? Bunu bilmeden politikanızı tam olarak yerleştiremezsiniz. Sosyalist öğretiyi bilmeden kapitalist sistemi iyice anlayamazsınız. Mesela Turgut Özal çok eleştirilir. Liberal ekonomiyi açtığı için Türkiye'yi. Kapalı ekonomide kalma şansı var mıydı Türkiye'nin? Vallahi yoktu herhalde. O konuyu çok iyi bilmiyorum. Fakat ben Turgut Özal'ın hayranlarındanım. Çok enteresan bir deneyim de var onunla ilgili. Ben döviz piyasasını kurmuştum. İşte açık piyasa işlemlerinden sonra bir de banknot piyasası kurdum. O sırada dövize ilk Merkez Bankası müdahalesini yaptık biz. Neden? Bir fiyat oynaklığı? Fiyat oynaklığı oldu. Dövize müdahale yaptık ve o müdahale sonrası döviz düştü ve hükümet rahatladı. O müdahale sonrasında benim o zamana kadar tanıdığım hiçbir politikacı yoktu. Cuma günü oldu müdahalemiz. Pazartesi günü dediler ki başbakan seni ziyarete geliyor. Tabii işletiliyor filan zannettik. Fakat hakikaten Turgut Bey geldi, bizi tebrik etti ve bankada 4,5 saat kaldı. O zaman kur belirleme seansı diye bir şey vardı. Bunun nasıl olduğunu filan bizzat kendisi yaptı. Peki şeyi anlamadım. Serbest ekonomiye geçilmiş ama hala niye kur belirleme sizde? Serbest ekonomiye geçilmiş, kuru biz belirliyoruz. Kuru şu anda bile Merkez Bankası belirliyor. Ne demek o? Bugün kurun kaç lira olduğunu, dövizin değerinin, doların, euronun değerinin ne olduğunu bugün Merkez Bankası belirler. O zaman da Merkez Bankası belirliyordu. Bu kurlar resmi gazetede yayınlanır ve bütün Türkiye, belki de bütün dünya, Türk lirasına karşı dövizlerin değerini yayınlanan bültenden alırlar. Biz buna kur belirleme diyoruz. Bankalara döviz alıyoruz, döviz satıyoruz. Onun ortalamasını alıyoruz. Bir kur fiyatı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla olduğundan yani düşük söyleyemiyorsunuz. Hayır, alım kuru, satım kuru ortaya çıkıyor. Efektif kuru, yani kağıt döviz kuru. Bütün paraların değerlerini belirliyoruz ve bunu yayınlıyoruz. Bunun istatistiki olarak mecburiyeti var. Çünkü hangi kur uygulanacak diye sorunca Merkez Bankası'nın kuru uygulanır. Bugün de öyledir, o zaman da öyleydi. Yani daha kolay anlaşılması için bir kamera alacaksam, ben dolar olarak ödeyeceksem o doları nasıl TL'ye çevireceğimi. Ama serbest piyasada da ayrı bir dolar kuru var. O ayrıdır. Önemli olan makasın açık olmamasıdır. Yani serbest piyasada döviz kaça, Merkez Bankası'nda kaça? Mutlaka biraz fark oluyor. Normalde fark olmaz. Fakat küçük fark olursa o saatlik farktır. Mesela bugün saat 4'teki kurdur. 15'te de kur farklıdır. 17'de kur farklıdır. Yani kuru illa sabit bir noktada tutamazsın. Dolayısıyla biz saat 16'daki kuru esas alıp o kuru yayınlarız. Sonra siz politikaya giriyorsunuz. Öyle olmuyor. Ben oradan ayrılıyorum. Borsa başkanı oluyorum. İstanbul Borsası başkanı. Yine Turgut Özal zamanında. Borsada yeni kuruluyor. Borsa yeni kuruluyor. Ben geliyorum, İstanbul Borsası'nın binasını, bilgisayar sistemini, takas sistemini, tahvil piyasasını hepsini borsada yapıyorum. Borsada 4 sene kaldıktan sonra 94'te bir kriz çıkıyor. Başbakan Tansu Çiller oluyor. Bülent Gültekin vardı. Merkez Bankası Başkanı yapılmıştı. Bülent Gültekin istifa etti. Buradaki arkadaşların çoğunun doğmadığı tarihlerden bahsediyoruz. Tabii, 1994 yılında. Meşhur 94 krizi vardı. Dolar bir gecede fırlamıştı. Halledemeyince istifa etti. Bir Merkez Bankası Başkanı arayışı ortaya çıktı. 15 gün sonra da ben Merkez Bankası Başkanı atandım. Orada 1,5 sene kaldım. 1,5 sene sonra seçimler vardı. Ben de ayrıldım. Seçimlere girdim. Orada milletvekili seçildim. DYP'den. Yani DYP'den. Ondan sonra da hükümet kuruldu. Hükümeti Mesut Yılmaz kurdu. DYP ile koalisyon hükümeti. Kısa bir koalisyon oldu. Evet. Orada ben bakanlık yaptım. Devlet Bakanlığı. Devlet Bakanı ne demek? Devlete bakar. Bürokratlıktan siyasete geçişte ne hissettiniz? Benim bürokrat olarak yapmam gereken şeyleri yaptığımı düşündüm. O yüzden siyasete geçtim. Siyasette tabii devlet bakanları kendine ayrılan bölümlere bakarlar. Ben gümrüklere bakıyordum. Exim Bank'a bakıyordum. Bir de dış ticarete bakıyordum. Dolayısıyla o konulardaki çalışmalarınızı yaparsınız. Aslında eski iş arkadaşlarınızın üstü oluyorsunuz gibi. Evet. 94'te geldiğinizde o Merkez Bankası'nda çok ateşli bir dönem. Onu nasıl toparladınız ya da toparladınız mı? Mart sonunda seçim vardı. Seçime kadar bir şey yapmak zaten mümkün değildi. Yapacağın tedbirleri alamıyorsun seçime kadar. Çünkü seçime kadar kuru mümkün olduğu kadar düşük tutmak lazım. Krizden çıkmak için kuru bir yükseltip ondan sonra düşürmek gerekiyor. Başka türlü krizden çıkamazsınız. Yani devalüasyon aslında. Bir çeşit devalüasyon mecburiyeti var. Çünkü bizim real effective exchange rate dediğimiz kurun olması gerektiği nokta diye bir şeyimiz var. O noktaya eğer kur erişmediyse bir türlü başa çıkamazsınız. Çünkü döviz sizin öz paranız olmadığı için, dövizde basamadığınız için, dövize Türk lirasının gerçek değersizliğini vermediğiniz sürece döviz bulamazsınız. Gayet basit. Onun için dövizin fiyatını yükselteceksiniz. Yani o zamanki durum öyleydi daha doğrusu. Fakat Türkiye'de 3,5 milyar dolar gösteriyorduk döviz rezervine. O zamana kadar en yüksek Cumhuriyet döneminden beri 7,5 milyar dolar olmuş. Biz 3,5 milyar dolar gösteriyorduk fakat kasada sıfır döviz vardı. Brüt ve net rezerve mi geliyoruz burada? Vallahi ne dersen de, çünkü yani o rehin tutulan bir bölümü vardı. Öyle anlaşmalar yapılmış daha önceden Dresner Bank'la. Dolayısıyla işçi hesaplarının karşılığındaki 15 milyar dolar işçi hesabı alınmış, kullanılmış. Onun karşılığında belli bir rezerv tutulması gerekiyordu. Bu da 3,5 milyar dolar civarında. Onu Dresner Bank'ta bloke olarak tutulmak durumunda kalmıştı. Sonra ben onu kaldırdım yavaş yavaş. Şimdi tamamen kalktı. Yani bir blokaj yok. Bugüne de çok benziyor ya. Kitapta da şey diyorsunuz. Bu Türkiye'de de çok konuşulan bir şey. Amerika efendim basıyor parayı, yolluyor. Amerika'nın dolarının şu anda rezerv para olması neyin sonucu? Onu herkes biliyor neyin sonucu. Güçlü olması herhalde. Yok. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tek güçlü ülke Amerika kaldı. Dolayısıyla Amerika bir dünya parası yaratma ihtiyacı duydu. O zamana kadar bütün paralar altın karşılığıydı. Gerçi derler ama altın standardı 1924'te bitti, yok bilmem ne diye. Onlar palavra. Altın standardının devam etmesi nedeniyle 1930 buhranı çıktı. Çünkü merkez bankaları peyderpey bitiriyorlar altın standardını. Altın standart dediğiniz şey aslında altın karşılığı altın, paranın basılması. Elinizde ne kadar altın varsa o kadar para basılması. 1945 yılına gelindiğinde uluslararası platform toplandı ve Bretton Woods'ta dediler ki bu altın standardından vazgeçelim tamamıyla. Onun yerine dolar koyalım. 32 ons altın bir dolar olsun dediler. Ve bütün dünya altınlarını Amerika'ya gönderdi. Karşılığında dolarları aldı. Çok iyi dümen değil mi bu ya? Biz de dahil. Fakat bir süre sonra dolar altın değerindeydi. Fakat Amerika bu altınları kimsenin istemediğini görünce doları basmaya başladı. 1949'da bu sistem iyice yerleşti yani. 50'den itibaren de Amerika Birleşik Devletleri dolarları saçmaya başladı. Yani dışarıdan mal ve hizmet alıyordu. Karşılığında da kağıt parçası veriyordu. Bu garip bir durum değil mi? Garip bir durum. Ben onun için kapitalizmin bazı yönlerini eleştiriyorum zaten. Garip durumlar var kapitalizmde. Yani yine seyirciler anlasın diye söylüyorum. Amerika bir şey satın aldığında karşılığında tek yapması gereken şey para basıp dolar vermek. Bir yerde bunun işte patlaması lazım. Patladı. 1967'ye gelindiğinde De Gaulle Fransa'da ben bu sistemi kabul etmiyorum dedi. Daha doğrusu elimdeki dolarları veriyorum. Verin benim altınlarımı dedi. Karşılığında altın yok. Bu bir patlak verince özel çekme hakları diye bir şey çıkarttı IMF. IMF bu sistemi korumak için kurulmuştur. Geçici para sıkıntılarını dövizler karşılığı altın çekilmeden halledilsin diye, kredilendirilsin diye kuruldu. Zaten aynı tarihlerde 49'larda aynı Bretton Woods'un hemen arkasından kurulan sistemler bunlar. Dünya Bankası da öyle kuruldu ki gereğinde kredi verilsin insanlara, direkt para ihtiyaçlarını altınlarla oynamadan karşılasınlar diye. Özel çekme hakları diye bir şey icat edildi. Altın gibi yeni para ihtiyacını karşılayan sistemler oluşturuldu. Fakat bu da sonuç vermeyince 1970 yılında Amerika dedi ki ben bu altın standardından vazgeçiyorum. De Gaulle'den sonra mı? Yani... Sonra tabii De Gaulle 67-70 filan yılı oldu. Amerika ben dedi kimsenin altınını vermiyorum. Dolarların muadeletini de kaldırıyorum. 1 dolar 32 onsa eşitken şimdi 1700 dolar 1 onsa eşit. O noktada tabii şeyi unutmamak lazım. Rusya yok denklemde. Aslında rakip yok. Yani Avrupa'dan itiraz gelmedi mi buna? Avrupa'ya dendi ki Marshall Planı diye bir şey var. Biz size bol bol para vereceğiz dendi. Bizimkilerin bu dünya sisteminden haberi yoktu. Anlamadılar bunu. O zaman Türkiye'de çok fazla bu işi bilen adam da yoktu. Bize de süt tozu ve peynir gönderdi. Marshall Planı'yla. Fakat o Marshall Planı'yla Almanlar tamam dediler, biz bu sistemi kabul edelim fakat siz de bizi ihya edin. Oraya büyük para aktarımı oldu. Orada kitapta güzel bir şey söylüyorsunuz. Paranızı geçerli kılmak istiyorsanız borç verin diyorsunuz. Yani borç vermek aslında en büyük güç oluyor ve... Tabii. Kapitalist sistem borç vermeye dayanır. Faizler ucuz olduğu için devletten borç alıp ev satın alır. Evi 30 yıl vadeyle alır. 30 yıl boyunca borcun faizini öder, evin kendinin olduğunu zanneder. Avrupa bu trike nasıl geldi yani? Hani... Avrupa bu triğin farkına vardı. Karşılığında para aldılar. Marshall yardımı diye. O Marshall yardımı denilen şey bunlara karşılıksız verildi. Zaten çok büyük borçları vardı 2. Dünya Savaşı nedeniyle. Hareket etme olanağı yoktu Amerika'nın istekleri dışında borçlar nedeniyle. Çünkü sonuçta Normandiya çıkartması yani Avrupa'yı kurtardı sayılır bir noktada. Bir noktada Hiroşima, kurtardı. Hiroşima, işte Nagasaki. Kurtaran sahip olur. Avrupa tabii uyanınca kendi paralarını çıkarttılar. Sonra acaba başa çıkabilir miyiz diye bu Avrupa Birliği'ni yapıp Euro'yu çıkarttılar. ama başa çıkamadılar. 90'da Sovyetler dağıldı. Kitapta onu da söylüyorsunuz. Çin'in en büyük avantajı patent haklarına saygı duymadığı için her şeyi kopyalayıp çok ucuza mal edip orası da yükselmeye başladı. Dolayısıyla sanki böyle üçlü bir şey oldu. Aslında 4: Amerika, Avrupa, Çin ve Rusya. Ve şey konuşuluyor. Amerika çöküyor mu? Siz de kitapta onu soruyorsunuz. Çöküyor mu Amerika? Yani bu üstünlük bitecek mi? Bu üstünlük bitecek ama Amerika çökmüyor. Amerikan ekonomisi şu anda başa çıkılabilen bir ekonomi değil. Çünkü bütün dünya ekonomik hakimiyetini tutmuş vaziyette. Ama üretim yapmıyor çok. Ona rağmen nasıl oluyor bu? Yani üretimi hep Çin'de yapıyor. Üretimi ucuz yerde yapıyor. Önemli olan üretimi nerede yaptığın değil. Önemli olan kaça üretip kaça sat. Ama şöyle bir sorun çıkmadı mı? Hani Çin de zenginleşmeye başlayınca Çin'in Amerika'yı satın alma tırnak içinde riski çıkmıyor mu? İş verdiğiniz kişi de sizi satın alabilir ya. Satın alabilir. Fakat onu satın alamayacağını Çin anladı. Satın alma olayları kolay değil. Satın almak için önce kendi paranızı yaratmanız lazım. Sonra dünyaya borç vermeniz lazım. Şimdi Çin dünyaya borç vermek için bütün Afrika'daki yatırımları yapmaya başladı ki hem onları sömürebilsin hem de oralara etki sağlayabilsin diye. Fakat yeterli bir şey sağlayamadı. Karşılığında Amerika'da bunu sürekli önlemeye çalıştığı için devam edemez hale geldi. Çin'de büyümeler %9-11 filan seviyelerindeyken şu anda 3,5'a düşmüş vaziyette. Çin'de büyümenin seviyesinin bu seviyelere kadar düşmesi sonunda iç kargaşalık yaratır. Onu Çin devam ettiremez. %3,5'la filan büyüme Çin için yeterli bir büyüme değil. O yüzden büyük sıkıntı çıkacak Çin'de. Büyümeyi sağlayamadığı takdirde ki sağlayamıyor. Sağlayabilmesinin tek çıkar yolu da kapitalizme entegre olması. Onlar da bir türlü kapitalizme entegre olamıyorlar. Çünkü kapitalizmin kurumları var. Bu kurumlara birebir uymanız lazım. Bunlardan birisi de intelligence denilen haklar. Bu haklar patent hakları. Siz bir ilaç icat ediyorsunuz. Bu ilaca $1 milyar harcıyorsunuz. $5 milyar harcıyorsunuz. Sonra o ilacın maliyeti 5 sent diyelim ki $1 satıyorsunuz $700. Bunun patentini 20 yıl elinizde bulunduracağınıza göre hesaplıyorsunuz. Çin çıkıyor. Sizin $5 milyar harcadığınız şeyi yapıyor. Ben patent haklarını tanımıyorum diyor yani. Uluslararası mahkemeleri de mi tanımıyor? Yani o patenti kovalayamıyor musunuz? Vallahi çok zor. Kovalayamazsın. Satış olanakları o kadar değişik ki. İnternetten de satılıyor. Takip edilmesi bile zor. Peki Çin gitti. Rusya rezerv para olamaz diyorsunuz. Çin rezerv para olabilir ama Çin'in belli standartları kabul etmesi lazım. Rusya büyük bir nüfusa sahip ülke değil. Sadece madenleri ve doğal kaynakları güçlü. Petrol ve gaz satıyor. Bunun karşılığında askeri malzeme üretiyor. Bazı adamları zengin yapıyor. Çoğu fakir kalıyor. Bunları üreterek işte atom bombası var, bilmem ne var diye. Fakat askeri teknolojisi de, günlük kullandığı teknoloji de son derece gelişmiş bir teknoloji değil. O nedenle de savaşlar kazanamıyor. Zaten ülkede askere gitmek istemiyor insanlar. Eski Rusya değil. Dolayısıyla darboğaza girmiş vaziyette. Yani Amerika mesela 330 milyon kişisi olduğu için ürettiğini içinde de tüketen bir ülke. Böyle dönüyor. Ama Rusya büyük bir pazar değil. Rusya şu anda kendi parasıyla çıkabilme olanağı görünmüyor. Doları dünya parası olmaktan çıkarmak için gene altın standardın gelmesi lazım. Ama bugünkü ekonomi kaldırır mı öyle bir şeyi? Bilmiyorum. Kaldırırım. Yani şu açıdan, şu anda dolaşımdaki para kadar altın yok dünyada. Yok tabii. Nasıl yapacak onu? Şu anda Türkiye'de 2 çeşit para var. Bütün para politikaları o yüzden tosluyor yere. Çünkü biz Türk lirasıyla dövizi yönetmeye kalkıyoruz. Diyoruz ki Türk lirasının faizini yükseltirseniz doların değeri düşer. Bir kere doların değerini düşürmek amelelik, saçma. Çünkü doların değeri neyse o değerden alınıp satılmalıdır. Yani bununla mücadele etmek? Doları sen üretmiyorsun. Niye mücadele ediyorsun dolar fiyatıyla? Birincisi bu. İkincisi faizleri yükseltin. Niye yükselteyim abi faizleri? Enflasyon olmuş %80. Bana diyorlar ki faizi %80'in üstüne çıkart. Ya nasıl çıkartayım? Faiz %80'in üstüne çıkınca herkes iflas ediyor. Bütün ekonomistlerin önerisi bu. Bu yanlış öneri. Peki o zaman hükümetin yaptığı doğru mu? Doğru tabii doğru. Öyle mi? Tabii. %100 doğru. Yani düşürmek. Tabii. Faizi yükselterek hiçbir yere gidemez. Yani bir yandan dövizi de tutuyor ya hükümet. Türk lirası ve döviz iki ayrı politika gerektirir. birisini kontrol ederek diğer tarafı kontrol etmeye çalışmak abesle iştigaldir. Bu sadece Amerika'da olur. Eğer sizin paranız rezerv paraysa siz rezerv paranın faiziyle oynayarak, yani doların faiziyle oynayarak doların miktarını kontrol edebilirsiniz. Miktarı kontrol etmeden de enflasyonu kontrol edemezsiniz. Faize hiç ellemeden miktarı kontrol etmen lazım. Bugün faizi kontrol edin diyen Friedman bile, kitabını oku, diyor ki önemli olan ben faizden bahsediyorum ama faiz aracılığıyla miktarı kontrol etmek istiyorum. Miktarı kontrol edemezsen enflasyonu indiremezsin. Türkiye'de biz gelişmekte olan ülke olduğumuz için dövizi ve Türk lirasını ayrı ayrı politikalarla yönetmemiz lazım. Ve enflasyonu düşürmek istiyorsak Türk lirasının miktarını azaltmamız lazım. Piyasadaki miktarını. Dövizi de gerçekçi kurda tutmamız lazım. Mesela bugün için o nasıl hesaplanacak? Gerçekçi kur dediğiniz şey nedir? Bunun adı Real Effective Exchange Rate. Bunu her gün ya da haftada bir yayınlıyor Merkez Bankası. Merkez Bankası'nın sitesine girersen bulursun. Şu anda 1 dolar 107-108 civarında. Yani doların aşağı yukarı %7 ile 10 arası değer kazanması lazım. Bu da 20'yi aşması lazım diyor. Ama kendisi aştırtmıyor. Aştırtmıyor. Çünkü seçim bekliyor. Akıllı bir para politikası bunun aşmasına izin verecek. Dolayısıyla ihracat ve döviz girişi artacak. Şu anda eğer fazla döviz girişi varsa, çünkü cari açık kapanıyor 20-25 milyar dolar her ay. Kapanıyor dediğiniz aslında son bir ayda yine artmadı mı? Artıyor, cari açık artıyor dedikleri zaman o kapanmış hali. Yani cari açık vermiş, onu bir şekilde ekonomi kapatmış, cari açık oldu diyoruz. Geçmiş yani. Cari açık kapanmasa zaten kur artma baskısı olacak. Kur artacak. Bir şekilde kapanmış. Niye kapanmış? Çünkü Ruslar gelmişler hala burada oturuyorlar. Savaş var diye. Almanlar, İngilizler orada enerji yok bilmem ne var diye buraya geliyorlar. Burada harcama yapıyorlar. Şeyi soracağım, bir Merkez Bankası eski başkanı bulmuşken net hata noksan nedir? Net hata noksan bu işte. Para gelip de bankaya yatırıldığı zaman sen bunu ne parası diye yatırıyorsun diye sana soruyorlar. Sen diyorsun ki benim otelim var. Otelde turizm geliri elde ettim. Bu bir turizm geliridir. Ya da ben mal ihracatı yaptım. İhracat karşılığında olan gelirdir. Yani döviz olarak yatırılan paranın bir hesabı var. Nereden geliyor bu? Turizmden mi geliyor? İhracattan mı geliyor? Bunu hesaplıyor Merkez Bankası. Onun dışında bankalara bir takım dövizler satılmış. Kaynağı belirsiz. Kaynağı belirsiz dövizler. Bunlar şöyle oluyor. Mesela bizim sınır ticareti dediğimiz şey var. İran'dan karpuz, kavun geliyor. Ya da hayvan geliyor. Adam bunu kaçak olarak sınırdan sokmuş. Zaten kaçak da değil bunlar. Sınır ticareti deniliyor. Bunları getiriyor Türkiye'de satıyor. Karşılığında Türk lirası alıyor. Ya da Türkler gidip orada satıyor. Karşılığında dolar alıyor. Bunu ne yapacak? Gelip bankaya satacak. Çünkü Türk lirası mal alma ihtiyacı var değil mi? Türk malları yayılmış vaziyette. Türkiye Cumhuriyetlerde, İran'da, Suriye'de, Irak'ta her yerde Türk malı kullanılıyor. Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan bir sürü adam geliyor. Edirne'den buzdolabı, çamaşır makinesine varıncaya kadar alıyor gidiyor. Milyonlarca Rus geliyor burada. Bavullarını dolduruyor ne buldularsa. Karşılığında bir adamlara para veriyor. Bir türlü hesabı verilemeyen para. Ama yüksek değil mi? Mesela 28 milyar dolarda en son olarak. Evet, yüksek. Anormal bir yükseklik değil mi bu? Yani ekstra bir 22 milyar dolar para var ortada. Onun nereden geldiğini bilmiyoruz öyle mi? Ne parası olarak geldiği beyan edilmemiş. Bu bir ülke için problem değil mi? Problemdir. Kötü tabii. Bir algı değil mi? Yani çünkü şey gibi geliyor bana. Bir hesap yaptım 26 milyar şaştım gibi bir şey oluyor. Olabilir. Çünkü bizim gibi bir ülkenin kalkınması ucuz dış borç bulmasına bağlı. Sen Türkiye gibi bir ülkeyi adı konulmamış bir baskı altında tutarsan yabancı yatırımcı gelmiyor. Bugün Türk hisse senetleri ve Türk tahvillerine talep yok. Eskiden Türk tahvillerinin %70'i yabancılar tarafından alınırken şimdi bu oran düşmüş %1'e. Kim alıyor tahvilleri peki şu anda? Türkler alıyor. bankalar alıyor. Sen şimdi Türkiye'ye kredi vermezsen Türkiye bu parayı bir yerden bulacak. Bulmak için Türk lirasının değerini düşürecek ve dışarıdan bütün millete vizeleri açacak. Ne olacak? Bunun adına ya Rusya ile ilişkileri düzeliyor bilmem ne denecek. Oradan Rusya'dan 1 milyon kişi gelecek. Adamlar kendi sınırlarını açacak. Oradan mülteciler gelecek. Buradan bilmem kimler gelecek. Yaşaması lazım bu memleketin. Türkiye'deki yönetimi beğenmiyorsun diye Türkiye'ye yabancı yatırım girmesini ve Türkiye'ye kredi verilmesini engellemişsin. Bugün Türkiye %10'la kredi buluyor. Ben %10 faiz vereceğime diyor. Gelen her paraya hoş geldin derim. Kapitalizmin bir çıkmazı bu. Sen ne diye Türkiye gibi bir ülkeyi dışlıyorsun? Yok F-16 vermem. Niye dışlıyor peki sizce? Politik nedenlerle mi yoksa ekonomik nedenlerle mi? Politik nedenlerle dışlıyor. Yani şu andaki hükümeti zora düşürmek için. Tabii yani zora düşürmek için dışlıyor fakat sonuç alamıyor. Yani kapitalizmde zora düşürmek için dışlama olayı yoktur. Kendi parana güvenerek. Bu bir yerde patlak verir çıkar. Aslında hükümetin dış güçler argümanı doğru mu diyorsunuz? Dış güçler argümanı bu. Doğru mu yani? Gerçekten var mı böyle bir şey? Var tabii. Ama her ülke için geçerli değil midir bu? Yani mesela Amerika, Almanya'ya veya Fransa'ya yapmıyor mu aynı şeyi? Yapıyor. Dolayısıyla herkese aynı baskı yok mu? Yani o argüman şu açıdan hani dış güçler bizi mahvediyor diye bir şey söylemek lazım. Ama herkese aynı baskı var ama Yunanistan'a aynı baskı yok. İsrail'e aynı baskı yok. Demek ki onu daha çok seviyorlarmış. Tabii onu daha çok seviyorlar. O kadar olaylara öyle yaklaşmamak lazım. Ona da böyle, buna da böyle. Mesela Putin çıkıyor diyor ki ben diyor rubleyle ticaret istiyorum diyor. Ya da Tayyip Bey diyor ki ben diyor Türk lirasıyla ticareti özendireceğim diyor. Bu mümkün değil. Fakat başka şey mümkün. Siz altın standardına dönmek istediğiniz zaman Türk lirasının yanında yeni bir para çıkartırsınız. Bunun adına da altın Türk lirası koyarsınız. Ama bu çok önemli bir sonuç elde etmez. Ama karşılığında altın olduğu bilinen ve altın olduğu garanti edilen, bilinmekle de yetişmez. Türk lirası tutarsanız herkes onu altın gibi görür. İstenildiği anda da altına dönüşür. Aslında şeyden bahsediyorsunuz doğru anladıysam. Sınırlamanız lazım. İstediğim gibi ben bunu üretemeyeceğim diyorsunuz orada. Yani tabii. Cap koyuyorsunuz. Bu sizin öneriniz yani. Evet. Kripto currency'lerde böyle bir şey var. Yok, kripto currency'ler tutan bir currency olmaz. O iş bitti. Orada da bir limit var ya, o açıdan olamaz mı? Limit olsa da yok. Çünkü kripto currency'leri kapitalist sistem yok etti. Amerika bunu tartıştı. Eskiden birkaç tane kripto currency varken bir şeyi yok etmek istiyorsanız onu çeşitlendirirsiniz. Bu kapitalizmin bir yöntemidir. Her zaman yapılır. Sonuçta şöyle bir şey var. Dünyada belli bir varlık var. Bu varlığı kim kontrol edecek savaşı bu. Kitapta önerileriniz var ama biraz onları sormak için de söylüyorum. Türkiye gibi bir ülke nasıl yukarı çıkacak? Ne yapması lazım? Hangi konuda? Zengin olmak için. Evet, yani gelişmiş ülkeye gelmek için ne yapması lazım? Amerikan Merkez Bankası'nda çalışırken bu konuyu merak ettim. Paul Volcker Merkez Bankası Başkanı'ydı. Ondan randevu istedim 6 ay boyunca. Sonunda bir 15 dakika randevu verdiler. Sonra ben onunla Merkez Bankası Başkanı olunca tabii arkadaş oldum. O bana randevu verdiğinde ben ona şunu sordum. Ya dedim, siz dünyanın en gelişmiş ülkesisiniz. Biz ise gelişmeye çalışan fakat bir türlü gelişemeyen bir ülkeyiz. Siz gelişmek için ne yaptınız? Adam dedi ki bu fincan dedi. Farkımız budur. Nedir bu fincan dedim. Sanat dedi. Sanata önem veren işi patlatır dedi. Ya bu ne demek dedim. Dedi bunların ikisinin de maliyeti aynı. Fakat bu buraya bu yazıyı bastığı için satar. Ama bu sıradan olduğu için satamaz. Biz ne yaptık dedi. 1930 yılından sonra New Deal polisi diye bir şey çıkıyor Roosevelt zamanında. Amerika'nın en bilinen ekonomistlerini topluyor ve bunları bir ay bir odaya kapatıyor. Diyor ki Amerika'nın gelişmesi için ne yapmamız lazım? Tartışıyorlar. Bir ay sonra New Deal denilen bir politika ortaya çıktı. Bu politika tek maddelik bir politika. Sanata önem vermeliyiz. Ve o günden sonra bütün metrolar boyanmaya başladı. Bütün mazgallar sanatçılar tarafından yapılmaya başlandı. Buna para ödenmeye başlandı. Ve o zamana kadar İngiltere, Fransa, İtalya'dan çıkan bütün şarkıcıların yerine Hollywood başladı. Bütün şarkılar, bütün sanat hareketleri, filmler, şunlar bunlar Amerika'da patlak verdi. Amerikan kültürünü herkes özlemeye başladı. Amerikan hayranlığı başladı. Arkadan da 2. Dünya Savaşı patlayınca, Amerika'nın eline de fırsat geçince dünya parasını dolar yaptılar, sanatı da körüklediler. Bugün biliyorsun İngiltere'de Beatles vardı, yok oldu. Paris modanın merkeziydi, şimdi New York modanın merkezi. Yani o intelligence denilen haklar da bu sanata bağlı olarak geliyor. Sanat sadece bunun çizilmesi değil. Bugün bir ilaç üretilmesi de bir sanat. Bir araba üretilmesi de bir sanat. Aynı arabayı üretiyorsun. Nasıl üretiyorsun? TOG'a nasıl bakıyorsunuz mesela bu anlamda? TOG'a çok güzel, iyi yapılmış olarak bakıyorum. TOG bizim için olması gereken bir şeydi. Oldu. Gecikti de hatta bana göre. Siz hükümeti başarılı buluyorsunuz o zaman anladığım kadarıyla, doğru mu? Bazı yönleriyle başarılı buluyorum, evet. Ekonomi yönüyle başarılı buluyorum yani. Ha, öyle mi? Genel argümanın çok dışında bir şey söylüyorsunuz da onun için. Şu andaki enflasyonun yüksekliği falan bir sorun değil mi? Enflasyonun yüksekliği sorun. Enflasyon düşer. Enflasyon demek yeniden gelir dağılımı demektir. Gelir dağılımı yeniden yapılır. Enflasyon kadar siz belli kesimlere para verirseniz enflasyon etkileri kalkar. Ne olur? Geride Türk lirasının değeri kalır. Türk lirasının değeri 5 lirayken çıkmıştır 20 liraya. Yani Türk lirası değer kaybetmiştir. Ama enflasyondan kim etkilendi meselesi var. Karşılığında siz diğer maaşları, şunları, bunları arttırırsanız, eğer o oranda arttırabilirseniz, enflasyondan kimse etkilenmez. Ne olur? Enflasyon yeni bir gelir dağılımıdır. Orada bazılar fakirleşir, bazıları zenginleşir. Yahut da zenginleşmiş olanlar kar realizasyonu yapar. Adam zaten zenginleşmiş, parasını götürmüş, dövize yatırmış. Şimdi o adam enflasyondan hiç etkilenmiyor. Parası dövizde zaten. Etkilenen kim? Parasını dövize yatıramayan. Parasını dövize yatıramayanlar fakirleşir. Bir sürü kişiye seçim nedeniyle ilave paralar veriliyor ve aradaki fark kapatılmaya çalışılır. Peki bir örnekle konuşalım. Mesela emeklilikte yaşa takılanlar diye bir hadise var, biliyorsunuz. Yanılmıyorsam IMF bunu bize zorlamıştı. Bizde emekli olma yaşı çok düşüktü. 45 yaşında insanlar 42 yaşında emekli oluyordu. IMF dedi ki bu sürdürülemez, ki gerçekten de sürdürülemiyordu. Yükseltin bunu. Yükseltti hükümet. Hatta ben de emeklilikte yaşa takılanlardan biriyim. Ben doldurdum şu anda ama beklemek durumundayım 56 yaşıma kadar. Şimdi diyor ki halk, bu hakkımızı geri verin. Hükümetin bunu vermesi doğru mu? Seçim yatırımı olarak doğru. Çok rasyonel bakıyorsunuz. Şimdi. Yani bir yanlışlık durumu yok. Ne yapar? Ama ileride... Enflasyonist etki yapar. Evet, yani ileride ekonomiyi zora düşürmez mi bu? Düşürür. Enflasyonist etki yapar. Fakat ileride ne olacağını kimse bilmiyor. Yani ileride Türkiye ilave bir kaynak bulur da. Şimdi Türkiye'de öyle bir ekonomi yaratıldı ki bütün dünya ameliyat olmak için, saç ektirmek için Türkiye'ye geliyor. Sağlık sektörü çok gelişti Türkiye'de. Mesela ben yılda 2 ay Amerika'da yaşıyorum. Bütün sağlık işlerimizi Türkiye'de yaptırıyoruz. Neden? Amerika'da sağlık sistemi çalışmıyor ki. Bir de pahalı tabii. Çok pahalı, yani çalışmıyor derken sağlık sistemi şu anda dünyada en iyilerinden biri oldu Türkiye. Türkiye altyapısını yani tamamladı. Çok ekonomik bir bakış açısıyla evet, ama doktorlara sorarsanız öyle değil tabii. Herkesi mutlu edemem ki. Yani doktorlar yani daha çok kazanmak istiyorlarsa o zaman durumlar farklı oluyor. Amerika'daki sistem farklı. Amerika'da doktor hata yaparsa hayatıyla öder. Türkiye'de doktor hata yapa büyüyor. Şimdi aynı parayı almalarını beklemek olmaz. Mesela 94'te Çiller döneminde siz başkanken Çiller sizi arayıp baskı yapabiliyor muydu? Yok. Ama şu anda öyle olmayabilir ya. O konuda ne demek istersiniz? Ne demek anlamadım. Bence anladınız da. Yani Merkez Bankası özerk midir? Ya da özerk olmalı mıdır? Merkez Bankası özerk gibi gösterilmelidir. Eğer hükümetten bağımsızsa diyelim, başka bir yere bağlıdır. Bu özerkliği kapitalist sistem kendisi kurdu. Merkez bankaları özerk olmalı diye kapitalist sistemin kurguladığı bir durum bu. Neden? Çünkü merkez bankaları hükümetlerinden özerk olsun, bağımsız olsun fakat IMF'e bağımlı olsun. Sistem budur. Nitekim 2000 yılında çıkan kriz, sevgili Gazi Erçel zamanında çıkan kriz. Ben aradım Gazi Bey'i. Dedim ki ya biraz para ver piyasaya. IMF istemiyor, nasıl vereyim dedi. Dedim ki sen bağımsız Merkez Bankasısın, IMF'e bağımlısın. Şimdi böyle bir şey olmaz. Merkez bankaları bağımsız olmalıdır. Fakat merkez bankaları hükümet ekonomi politikalarından bağımsız olmamalıdır. Merkez bankaları para politikasını yürütür, maliye politikasını başka birisi yürütür. İkisinin toplamı ekonomi politikasıdır. Şimdi Merkez Bankası'nın bağımsız olması nereden bağımsız olacak? Hükümetten bağımsız olacak. Hükümetin bir planı var. Plan diyor ki kalkınma planı bilmem ne. O planlara göre siz hareket edeceksiniz diyor. Merkez Bankası ben bağımsızım o planı dinlemem. O zaman olmaz bu iş. Merkez Bankası başkanları bilinçli olmalı. Merkez Bankası başkanlarının görev süresi siyasilerin görev süresinden farklı olmalı. Ve Merkez Bankası meclise karşı sorumlu olmalı. Yani bir sorumluluğu olacak gene. Ama hükümete değil meclise karşı sorumlu olacak. Yani bütün halka karşı sorumlu olacak. Şu anda bizde Merkez Bankası bağımsız deniliyor. Hiç kimseye sorumlu değil. Böyle bir Merkez Bankası olmaz ki. Merkez Bankası'nın denetimi yok. Merkez Bankası istediği kadar para harcar. Ben geldim, bütçesi yok Merkez Bankası'nın. Basıp parayı harcıyor. Aynı Amerika gibi. Şu anda Türkiye'nin faiz neden midir, sonuç mudur tartışması var. O konuda ne düşünüyorsunuz? Türk lirası ve döviz ayrı ayrı konumlandırıldığı zaman faiz olması gereken yere getirilmiş faizdir. Bir tek faize bakılması lazımdır. O da kredi faizleridir. Şu an kredi faizleri yüksek mesela. Yüksek. Kredi faizleri yüksekse Merkez Bankası faizinin düşük ya da yüksek olmasının anlamı yoktur. Peki bütün ekonomistler gibi kafamızı karıştırdınız. Son olarak toparlayalım. Ne yapmamız lazım? Diyorsunuz ki daha fazla üretmemiz lazım. Ülke olarak şu anda yapacağımız şey bağımsızlığımızı korumaya devam etmek, dışarıdan borçlanma olanaklarını sonsuza kadar açacak hale gelmek, yabancı yatırımcının ülkeye geleceği şartları birebir hazırlamak. Türkiye vazgeçilmez bir ülke. Onun için Türkiye'nin şansı yüksek bana göre. Ya bir tek şeyi anlamakta zorlanıyorum. Siz liberalsiniz ama aslında bazı noktalarda da liberal gibi değilsiniz. Orada bir... Yok, ben tam liberalim. Liberal olması gerekenler, yani kapitalist sistemi savunanlar gereğini yapmıyorlar. Kapitalist sistemin içinde ambargo yoktur. Yani bana göre. Adam her tarafa ambargo koyuyor. Her sıkıştığına ambargo koyuyor. Sen de onu alma, sen de bunu satma bilmem ne. Ambargonun olduğu yerde kapitalist sistem olmaz. Kendileri kapitalist sistemi zorluyorlar. Geldiler dediler ki biz içeri kapalı ekonomi olmak istiyoruz dediler Trump zamanında. İçeri kapalı ekonomi olmaz yani. Kapitalist sistemi savunan bir global ekonomi olmak mecburiyetindedir. Burada haklısınız ama biz de Türkiye olarak kapitalizmi gerektiği gibi uygulamıyoruz. Uygulayamayız. Biz Amerika uygulamadıktan sonra biz nasıl uygulayamayız? Dediğin doğru. Bir şey daha soracağım. Tansu Çiller ekonomi profesörüydü fakat Cumhuriyet tarihinin en kötü ekonomi yönetimi olduğu hep söylenir. Yok değil. 1,5 kere kriz gördü diye hatırlıyorum çünkü. Krizler hiçbir zaman o anda çıkmaz. Krizler önceden hazırlanarak gelir. Çıktığı zaman kime rast gelirse krizi o çıktığı zannedilir. Halbuki Tansu'dan önce krizler hazırlanıp onun eline verilmişti. Yani Tansu'nun yapacağı bir şey yoktu. Bunu fark etmemiş olması yine de hata değil mi? Yani kriz gelecek diye başbakan mı olmasın kadın diyorsun? Yani hiç hata yapmadığını mı söylüyorsunuz? Hata meselesi farklı. Sayın Başbakan dedi ki ben dedi bu Türk Telekom'u satayım. Türk Telekom'u 20 milyar dolara sattı o zamanki para. CHP dedi ki ben bunu iptal ettiririm. Türk Telekom'u satamazsın, iptal ettirdi. 20 milyar dolara satsaydı iç borçlarının tamamını ödemiş oluyordu Türkiye. Ama sonra bir daha sattık, yine iç borçlarımızın tamamını ödemedik. Sen bir daha sattığın zaman 8 milyar dolara sattın. İç borçlar olmuştu 240 milyar dolar. O zaman 20 milyar dolarken 20 milyar dolara satmıştı. Ayrıca Tofaş'ı sattı 10 milyar dolara. Bir de 10 milyar dolar parası olacaktı. O zamanki milyar dolarlarla şimdiyi karşılamayın. O zamana kadar ki Türkiye'nin en yüksek döviz rezervi 7 milyar dolardı yavrum. İç borçlar 20 milyar dolar. Döviz rezervi 7 milyar dolar. Böyle bir yerde 30 milyar dolar gelir buluyor. Siz kadına kötü diyorsunuz. Güç odakları dediği şey Tansu Çiller'in. Sırf Tansu Çiller dediğini yapmıyor diye basın patronları ne yapıyorlar? Bütün para bizden geçmeli. Biz milyarder olmalıyız hesabıyla. Onu istemedikleri için kendi küçük çıkarları yüzünden Mesut Yılmaz'la Tansu Çiller'in arasını açıp koalisyonu bozdular. Mesut Yılmaz benim sınıf arkadaşım. Bana dedi ki hayatımda yaptığım en büyük hata ana yol koalisyonunu bozmak oldu dedi. Ama orada bir sürü yolsuzluklar, kara paralar falan, yani karanlık. Nerede yolsuzluk ya? Birbirlerini aklamadıkları için ana yol yıkılmamış mıydı, yanlış mı hatırlıyorum? İşte sen diyor Tofaş'ı diyor satamazsın. Tofaş'tan bilmem ne, yolsuzluk monsuzluk yok ortada. Ya yolsuzluğun ne olduğunu biliyoruz yani artık. Haydaki Adam bu hafta sona eriyor. Devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun.